Efendim hepinize merhabalar. Umarım video güzel bir şekilde girmiştir çünkü edesiz bir şekilde başlıyoruz video. Enes Bey, Semih Bey, siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Evet, İngiltere'deyiz. Bememelerimizle birlikte güzel tur atacağız. Yolu işaretledik ve güzel bir şekilde saçma sapan yaşadığım sürece dair bir şeyler anlatacağım. Arkadaşlarımız da bize eşlik edecek. Merhaba. Biz sadece görüntü olarak buradayız efendim. Evet, şimdi. Arkada PUBG Mobile oynuyoruz biz. Sen Clash oynuyorsun. Clash Royale mi ne o? Clash of Clans. Aynen. Efendim aynen, şimdi köyüme saldır kesem ya abi. Maalesef bir sıkıntımız var. Yoldaş laptop avumuz. Yani benim notebook'um. Güzel bir şekilde notebook'um. Güzel bir şekilde kafayı yedi. Kendisini tamiri yolladık. 2015'ten bu yana güzel bize şey yapıyordu. Yoldaşlık yapıyordu. Ama kafayı yedi. Sadece laptop avum kafayı yememiş bu arada. Fark ettiğim kadarıyla Forza da kafayı yedi. Video kaydını evet, açacağım evet. Dedikten sonra oyun kafayı yedi. Şu an size görüntü acayip geliyorsa FPS, anlık FPS dropları oluyorsa ondan kaynaklıdır. Kafayı yiyeceğim artık. Çünkü üst üste böyle bir şeyler rast gitmemeye başlar ya. O süreci yaşıyorum maalesef. Daha önce bu süreci yeniden Enes internetiyle birlikte yine yaşadı. Yeniden. Semih genel olarak zaten psikolojik bir sıkıntı. 5. modemimi yaktım. Genel olarak sıkıntıları peşimizi bırakmıyor. Sıra bana gelmişti herhalde. Enes helal olsun. Sıra bana gelmişti. Ben de sıramı güzel bir şekilde kabullendim efendim. Arkadaşlara daha sonra devir daimi yapacağız. Neyse konuya geri dönelim. Hayır. Notebook kafayı yedi. 6 senedir bende zaten güzel bir şekilde kafayı yedi ama bayağı bir sorun vardı. Yani touchpad'i bozuldu, W tuşu takılmaya başladı. Bilgisayar uzun bir süredir açılmamaya başladı. Açıldıktan sonra işte pili bitmişti falan filan derken ölmüştü. Açma kapama tuşu ölmüştü filan derken artık dedim kendisine bir yetkili servise göndereyim. Yoksa olmayacak böyle dedim. Ki oha arkadaş işimizden geçti. Elon Mevcan'ın yanına geçti, korktum evet. Lan. Editleri yaptığım bilgisayarda olduğu için komple gitti. Bu bilgisayara da edit programları falan boğmak istemiyorum. Ki edit programı yüklemeye çalıştım bu bilgisayara da. Herhalde laptop ova özendi. O gün komple bozuldu. Defender bozuldu, Store bozuldu, sesim çatallaştı falan derken bilgisayar komple gitti. Bu bilgisayara hatta format attım. Şu an yeni programları tekrardan yüklüyorum. İki bilgisayarda yani kafa yedi bu süreçte. Bir... Efendim? Evet. Birçok eksiği daha var hatta. Evet. Onlar da yapacak. Ya düşünün şu an GTA 5'in yüklemesi %70 falan oldu. Sizindeki oyunların çoğunu yükledim. Origin'i işte Uplay falan filan gerekli programları tekrar yükledim. Yani saçma salak sorunlar tekrar peşimi bırakmıyor maalesef. Bu süreçte biraz kafa dağıtmaya çalışıyoruz Forza'yla. İşte birlikte film izledik falan filan. Yani sen baya kafa dağıtmışsın efendim. 50 kusur level olmuşsun. 57 level köpek. Oldum. Köpek. Gitti ya. İşte odaklanmaya çalışıyorum. Uzak durmaya çalışıyorum böyle şeylerden filan. Edit yapamayınca da. Hatta topluluk sekmesinde paylaşmam ama görmeyen arkadaşlar için de video çekeyim dedim. Ya dünya için küçük, bizim için büyük bir sorun efendim bu yaşadığım süreç. Kafa artık baya bir takılmaya başladı. Çünkü üst üste sorunlar geliyor. Zaten mevsimlerde bir türlü geçmiyor. Bir nezle oluyorum, bir düzeliyorum. Bir bilgisayar format dönüyor. Bir bilgisayarı teknik servise gönderiyorum. Bir bilgisayar çöküyor. Hakikaten hepsi üst üste geliyor güzel bir şekilde. O süreci de bu şekilde atlatıp size bir yansıtalım dedik efendim, anlatalım dedik. Yani o zevkten mevkten kafa sıkıldığı için filan şey yapmıyoruz, işleri aksatmıyoruz. Belediyemiz tam gaz, çalışmaya devam edecek. Tabii en azından ben devam ediyorum efendim, çok şükür. Yani Semih Enes'in kanallarında inşallah dönecek de. Aynen, Semih Enes'in kanallarında güzel bir şekilde eşlik ediyoruz. Orada kalmanızı da, öneriyoruz efendim. Efsi atışlarına da bir şekilde işte edisi şekilde atmaya çalışacağım. Edit programı adam gibi bir şekilde bu bilgisayara kurulursa, bilgisayar geri tepmezse onu da halledeceğim de. Çünkü bilgisayarın gelme süreci biraz uzun sürebilir. Teknik işte ekipmanlar falan. Ama yine falan kurar da yine bozulursa o kötü bir şey. Evet, o yüzden onun korkusuyla biraz duruyorum. Ekipmanları yurt dışından geldiği için o bilgisayarın biraz süreç uzayabilir efendim. Dolardan dolayı da güzel bir şekilde girecek bana. Onun da bir süreci var. Cevahirin dönüşü muhteşem olacak. O evet, parayı kasmak için. Bakalım işte. Buldum galiba garaj diyecek. Bu süreç böyleydi. Güzel bir şekilde fazla da uzatmayalım efendim. Sizin de fazla kafanızı sıkmayalım, yormayalım. İçinizde sınav süreciyle veya değişik sorunlarla baş eden arkadaşlar vardır, çalışan arkadaşlarımız falan vardır. Bizim süreç böyle küçük ama bizim açımızdan büyük bir sorun olduğu için en azından yansıtalım. Kendimiz tekrar da kaçmayalım hazır varmışken. Efendim, sizin söyleyeceğiniz son sözler var mı? Vallahi benim yok efendim. Destekte kalmaya devam edin ve beklemede kalmaya da. Evet, Enes Bey. Vallahi ben de kendi açımdan yayınlara en kısa sürede dönmeyi düşünüyorum. Takip etmeyi ve desteklemeyi lütfen Enes bırakmayalım. Enes 9000. kere söz veriyor. La yavaş. Bakalım. Artık kısmet ne zamana bilmiyoruz efendim. Göreceğiz. Evet. Efendim, şimdilik bizden bu kadardı. Umarım süreç güzel bir şekilde gider. Topluluk sekmesinde falan kalmaya devam edin. Orada ben durum güncellemesini paylaşmaya devam edeceğim kanal açısından. Belediyemiz sizinle birlikte sayın vatandaşlar. Kendinize iyi bakın. Kafanızı fazla böyle salak saçma şeyler yaşarsanız takmamaya çalışın.
Ben çok takıyorum ama siz takmayın. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın olayı bu. Görüşmek üzere. Atman sizinle olsun.